Tabii kent konseyi çok önemli. Nedeni şu. Türkiye'de kent konseyini çok aktif kullanan belediyeler var biliyorsunuz. Gerçekten çok ciddi manada istişare aslında bizim toplumumuzun en önemli şeylerinden bir tanesi. Ben genelde hep şu eleştiri yapıyorum. Biz iki şeyden çok uzak kaldık. Biri istişare, biri de empati. Yani kişinin bazen karşı taraftakini yerine koyarak değerlendirmek. Bu iki konu çok önemli. Şehri yönetirken de çok önemli. Hani burası ne diyoruz? Tokat'ın girişi çıkışında bir billboard koyduk. Kardeşlik, huzur kenti diyoruz değil mi buraya için? Burası muhtedil bir yer demiş Hazreti Mevla'da. Kin tutmayan şehir demiş. Peki buna uygun davranmamız gerekiyor. Az önce başkanım çok güzel ifade etti. Ne dedi? Bütün protokol yani ili idare edenlerin birbiri içerisindeki uyumu. Ben göreve geldiğim andan itibaren birçoğunu rahmetli babamı da tanıyan bildiğiniz için söylüyorum. Bir devlet adamı profili çizmeye çalışıyorum. Nedir devlet adamı profili? Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan, kimin ne siyasi görüşü olursa olsun, hangi mezhebe sahip olursa olsun, bir belediye başkanının, bir idarecinin asli görevi insanı insan gibi kabul edip ihtiyaçlarını gidermek. Doğru mu? Doğru. Kent Konseyi burada neden önemli ifade ediyor? Şundan dolayı önemli ifade ediyor. Kent Konseyi'nin içerisinde kurumlar, STK'lar, birçok sivil toplum örgütleri var. Ve bunlar kenti için neler yapılması gerektiğine dair çözüm önerileri veriyor. Belediye bu çözüm önerilerini alacak, değerlendirecek, istişare edecek ve sonunda bunu Tokat'ınız için uygulamaya koyacak. Bu benim için çok önemli. Öncelikle başta Abdullah Bey ve tüm kent konseyinde çalışan, emek vermiş, bu zamana kadar gerçekten alın teri dökmüş tüm yönetime, yönetim kuruluna çok çok teşekkür ediyorum. Tokat'ta yapılacak çok iş var. Önceliği söylemiştiniz. Ne dediniz? Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm demek seçim zamanında onu demiştim. Kentsel dönüşüm demek şehrin nefes alması demek. Kentsel dönüşüm demek şehrin trafik probleminin çözülmesi demek. Kentsel dönüşüm demek şehrin altyapısının çözülmesi demek. Yani şehrin daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi demek kentsel dönüşüm. İkinci problem ne dedi Abdullah Bey? Trafik problemi. Trafik problemiyle alakalı da şimdi yeni yapacağımız sözleşmeyle çok uzman bir kadronun işe girişi. Yani şu açıdan söylüyorum, sözleşmeyi imzaladığımızda o uzman kadroyla beraber Tokat'ın trafik problemini de hedefimiz %40 oranında rahatlatmak. Şimdi belli başlı kavşaklarda ihtiyaç olduğunu biliyorum. Halk geçit, üst geçit. Ama olay sadece bundan ibaret değil. Ve bu malum biliyorsunuz bazı noktalarda tasarruf tedbirlerine de denk geliyor. O zaman ne yapacağız? Yapacağımız şeyler şu. Akıllı kavşaklar, akıllı sinyalizasyon sistemleri, giriş çıkışları koordine etmek, tek şeritte mi düşüneceğiz, trafik problemini nasıl çözeceğimizle ilgili yapılan birçok araştırmanın neticesinde aslında herkesin ortak noktasında birleştiği bir projeyi ortaya koyma aşamasına geldik. Altyapı neden önemli? Ben gelir gelmez. İlk söylediğim şey Tokat'ın altyapısının çoğunlukla yenilemekti. Biliyorsunuz asbestli borularla ilgili Tokat'ın neredeyse yarısından çoğu asbestli boru. Bunun nedeni şu, sağlık açısından da problemi var ama bir taraftan da hem su kaçağını önlemek hem de tamir bakımıyla uğraşmamak. Çünkü çok fazla arıza yapıyor. Özellikle bu Sulu Salay depreminde sarsıntılardan dolayı ister istemez özellikle altyapımızda ufak tefek çatlamalar, bozulmalar, conta kaymalarından kaynaklı su arızaları meydana gelmeye başladı. Çünkü artık miladını doldurdu. Ama bu iş herkesin yapacağı bir iş değildir altyapıya girmek. Çünkü altyapıya girdiğiniz andan itibaren birçok insanı da ister istemez belirli bir süre mağdur etmiş oluyorsunuz. Yollar kapanıyor, trafik. Ama bunu biz yapacağız. Ve seçime ilk zamanında halledeceğiz bu işi. Ne yapacağız? Kentsel dönüşüm sürecini kale teklerinden başlayacağız. Trafikle ilgili problemi yavaş yavaş ortaya koyduk. İnşallah haftadan itibaren yavaş yavaş adımlar atılacak. Altyapıyla ilgili görüşmeleri bitirdik. Şimdi altyapıyla alakalı İhtar Bankası'ndan desteğimizle beraber altyapı işlerine gireceğiz. Yani üç temel konuyu yavaş yavaş çözeceğiz. Toplumda iyi buluşmak lazım. Kent Konseyi bu yüzden önemli.
Oradaki STK'lar bu yüzden önemli. Senin göremediğini görecek. Bazen gelecek, uyaracak. Bazen diyecek ki, hayır şöyle yapalım diyecek. Ben istişareye çok açık bir yöneticiyim. Empati yeteneğinin de çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama benim en büyük önceliklerimden bir tanesi dediğim gibi bu konular. Sonrası ne geliyor onu da söyleyeyim. Sizi bulmuşken biraz da siyaset yapalım. Toplu ulaşım. Tokat'ın en büyük sorunlarından bir tanesi de toplu ulaşım. Bazı mahallelerimizde güzergahlarla ilgili sıkıntılar olduğu gibi araçlarımızın eskiliğinden de şikayet eden birçok vatandaşımız var. Ne diyor işte engelli vatandaşlara uygun olmadığı, araçların çok yüksek olduğu, konforlu olmadığı, klimalı olmadığı, hatta hayatta daha da başka işte birçok vatandaşımız şoförlerden bazen üstelik kötü davranıldığı yönünde. Bu konularda da ciddi adımlar attığımızı bilin, bunu da göreceksiniz. Biz aslında lobicilik bakımından çok zenginiz. Tokat bürokrasisi Türkiye'de Karadeniz bürokrasisinden sonra en fazla bürokratik çoğunluğa sahip illerden bir tanesi. Çok ciddi bürokratlarımız, iş adamlarımız ve siyasetçilerimiz var mı? Var. Peki ne kadarı Tokat'a katkı sağlıyor? Bir kısmı. Peki bunları nasıl Tokat'a katkı sağlamaya davet edeceğiz? Bir tanesini ikna ettim bile mesela. İsmini paylaşmayacağım ama sonra zaten duyacaksınız. Çok büyük bir iş adamı. Tokat'a çok ciddi katkılar sağlayacak. Niye? Öncelikle siz adım atacaksınız. Hep karşı taraftan adım beklemeyeceksiniz. Benim kompleksim yok, hiç problemim yok. Ben Tokat Belediye Başkanı olarak o kapıda uyumaya bile razıyım, hiç problem yok. Yeter ki Tokat için bir şey olsun, bir taş üstüne taş konsun. Ben böyle kompleksler falan gelmem. Bana yer vermişler, vermemişler, beni önünden çıkarmışlar arkadaşlar. Hiç umurumda değil. Hiç bakmam o işe. Benim için önemli olan bu 5 sene içerisinde Tokat'a ne sağlayabileceğimiz. O yüzden o iş adamlarını da Tokat'a kanalize edeceğim. Etmeye başladım zaten. Gideceğim, ikna edeceğim, oturacağım ve bunu davet edeceğim. Çünkü Tokat için bir şeyler yapması gerektiğini anlatmak lazım. Haksız mıyım? Bunu yapmamız lazım. Bununla ilgili adımları da attım. Yani şu anda bizim dünya markamız diyor ki, ya ben ne gerekiyorsa yaparım diyor. Yeter ki sen söyle diyor. Dün yapmadı işte. Ama şimdi yapacak. Çünkü ne var? Ona kıymet verdik. Kıymet vermek benim babamın çok samimi dostlarıdır. Sevdiğim, çok geçmişe dayanan da hukukumuzun olduğudur. Kıymetlerimizi yaşatmak lazım. Yaşarken aslında kıymetlerimizi bilmemiz lazım. Öldükten sonra bir anlam ifade etmiyor. Arkadan rahmet okuyorsun. Yaşarken kıymetini bileceksin. Şimdi bu dönem geldi. Yaşarken kıymetini bildiğimiz dönem geldi. Bu Tokat'ın iklimine uygun bir şey. Tokat'ın iklimine, insanına uygun bir davranış. Çünkü biz hoşgörü şehriyiz. Kin tutmayan şehriyiz biz. Eğer böyleysek bunu o zaman uygulamaya geçmemiz lazım. Haksız mıyım? Şimdi uygulama zamanı. Uyumdan bahsettik. Ben Tokat Belediye Başkanı olarak seçim döneminde de çoğunuz görmüşsünüzdür. Geçmişe dönmeyeceğim. Yani konulara girmeyeceğim. Sadece bir şey söylemek için söylüyorum. Ben seçim döneminde de çok kibar ve nezaketli davrandım. Çünkü ben babamdan böyle gördüm. Bizim de seçim şartımız öyle ya. Kibar ve nezaketli. Bütün daire müdürlerimizde, hepsi de buradalar bir kısmı, biliyorlar. Ne kadar nezaketli ve kibar olduğuma şahit olmuşlardır. Hiç kompleksim yok. Uyum önemli bir şey. Siyaset bitti. Siyaset artık yok. Kapandı o sayfa. Artık Tokat için neler yapılması gerektiği var. Eğer Tokat'ı seviyorsa, bu coğrafyanın çocuğuysa ve Tokat için bir şeyler yapmak istiyorsa siyaset olmaz. Mezhepçilik olmaz. Bunun sağcısı, solcusu olmaz. Tokat için ne yapılması gerekiyorsa o yapılması lazım. Bu yapılacak. Bu uyumu ben sağladım. Vali Bey'le, daire müdürlerimizle, rektörümüzle, genel meclis başkanımızla uyum sağladı. Çünkü hepimizin Tokat için bir şeyler yapma arzusu var. Peki bu uyumu nasıl sağlayacaksınız? Nezaket göstererek sağlayacaksınız. Kent konseyi benim için önemli. Kent konseyini çok aktif kullanacağım. Belediye olarak. İşin içine katacağım. Ben şu anda birçok sivil toplum örgütünü işin içine katıyorum.
Yeşil Irmak Havzası'ndaki büfelerle alakalı yapacağımız tasarruda ne yaptı? Mimarlar Odası'nın işin içine kaldı. Dedim ki kardeşim, burayla alakalı siz bir şeyler çizin. Hem siz mükafatlandıralım, ödüllendirelim, sizin eseriniz orada sergilensin. Çünkü bunlar büfeden evrilmişler, ne olduğu da belli değil. Kanser gibi. Büfe var, evrilmiş. Kafe desen kafe değil, restoran desen restoran değil, büfe desen büfe değil. Kira o da yok. İşgaliye salla gitsin. E peki bu kimin parası? Benim dönemimde hakkı ve hakkaniyet gözetilir. Devletin parası, yetimin hakkı korunur. Benim babam da korudu, ben de koruyacağım. O yüzden ne yaptık? Onu işin içine dahil ettik. Dedik ki siz çizeceksiniz. Peki kim karar verecek? Bu projeyi kim seçecek? Tokatlılar seçecek. Sosyal medyadan duyuracağız. Bak işin içine takmak böyle olur. Her anlamda sivil toplum örgütlerini işin içine takmak böyle olur. Kent konseyi burada benim işimi çok yarayacak. Çünkü hareket kabiliyetimi arttıracak. Hareket kabiliyetimi arttırdığı zaman o uyum da olacak. O yüzden zaten biz kardeşlik ve hoşgörü şeyli değil miyiz? Kardeşlik ve hoşgörü şeyli böyle olur. Tabii ben mikrofonu aldım, lafı çok uzatırım. Lafı kesiyorum. Yeni yönetimi şimdiden tebrik ediyorum. Tokat için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Eski yönetimimizi, başta Abdullah Bey ve tüm yönetim kurulu üyelik arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Emeklerine gerçekten yani şükran duymamak elde değil. İnşallah yeni yönetim, değişim Tokat için hayırlara vesile oldu. Hiç kimsenin ayağına taş değmesin. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Selim Çakar Başkan, Abdullah Kasaboğlu Yürütme Kurulu Üyesi, Ahmet Gün Yürütme Kurulu Üyesi, Ayla Bedirhan Çelik Yürütme Kurulu Üyesi, Bünyamin Kurtul Yürütme Kurulu Üyesi, Dursun Ekrem Er Yürütme Kurulu Üyesi, Fikret Gürses Yürütme Kurulu Üyesi, İsmet Türkmen Yürütme Kurulu Üyesi, Mahmut Coşkun Yürütme Kurulu Üyesi, Nuran Tuncer Yürütme Kurulu Üyesi, Orhan Yayla Yürütme Kurulu Üyesi, Suna Kökten Yürütme Kurulu Üyesi, Arzu Arslan Yürütme Kurulu Üyesi, Batuhan Kurtul Yürütme Kurulu Üyesi. Biraz önce okuduğumuz listedeki isimler ve yürütme başkanı ve yürütme kurulu üyeleri Tokat Kent Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulu Üyesi olarak kabul edenler, açık oylamayla yapacağımızı karar vermiştik, kabul edenler, kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Buradaki kurulum isimler, başkan ve yönetme kurulu üyeleri yeni Tokat Kent Konseyi Başkan ve Yönetme Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.